Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. İkizler Burcu için, sevgilisiz İkizler Burcu için falımızı kapattım. Bakalım İkizler Burcu'nun bu ay neler bekliyor kahve falında. Açalım bakalım. Sevgili İkizler, hava grubu ve çok eğlenceli insanlar. Bakalım hep birlikte siz de görün. Önce bir fincanımızı şöyle çevirelim. Bakın bir yolunuz çıktı. Bir yere gitmek konusunda plan yapabilirsiniz. Şöyle bir net görelim diye güzelce ne çekelim. Bakın içinize bir şey dert etmişsiniz, sıkıntı etmişsiniz. Yüreğiniz bir şey için kabarmış ama parça parça açılacak, düzelecek bence. Bir şey için gözyaşı dökmüşsünüz. Hem de büyük gözyaşı dökmüşsünüz. Şuradan başlarsak anlatmaya. Bakın burada bir melek kanadı var ve melek gibi bir insan çıkmış. Bu sizseniz eğer. Bir şey için çok böyle gözyaşı dökmüşsünüz ama çok dua etmişsiniz içten bir şekilde. Çok 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 istediğiniz bir şey olmuş. Ve karşınızda bir insan var. Boynu bükük ve biraz da pişman olabilir. Elinde bir şeyle size gelecek ve tekrardan bir araya geleceksiniz. Eğer ki ayrıysanız ve birinin gelmesini çok istediyseniz, çok dua ettiyseniz ya da işte hani ayrılmamış bile olsanız fikir ayrılıklarında artık böyle ilişki aynı evde aynı yatakta bile olsanız bazen zihnen ayrılmaya başlar ya insanlar ruhen ya da o sırada çok dua edeceksiniz, gözyaşı dökeceksiniz ve o kişiyle tekrardan birlikte olmak için ve tekrar bir birliktelik başlayacak. Böyle melek kanadı gibi dualarınız, o iyimser düşünceleriniz, o pozitif olumlamalarınız, güzel görüşünüz böyle sanki size şans, uğur getirecek, dualarınız kabul olacak ve karşı tarafla tekrar bağlantı içine gireceksiniz. O da böyle biraz boynunu büküp elinde bir şeyle böyle sizi sevindirecek bir şeyle gelecek ve tekrardan baş başa verip birlikte olacaksınız ve siz çok mutlu olacaksınız bu durumda. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa ve dua ediyorsanız hayatınıza biri girmesine, hayatınıza biri girecek ve böyle baş başa vereceksiniz. Ve ikinizin başında da böyle hani aşktan kelebekler midir bunlar, böcekler midir, değişik şeyler ama böyle öpüşüyorlar gibi çıkmış. Ruhen çok böyle fazlasıyla ruh eşiniz olduğunu hissettiğiniz biriyle birlikte olacaksınız. Hani böyle tam benim ruhuma hitap eden, tam böyle istediğim gibi düşüncelerimdeki, hayallerimdeki, duygularıma hitap eden kişi bu deyip birlikteliğe başlayabilirsiniz ya da işte bu şekilde şekillenebilir, ilişkiniz değişebilir, güzelleşebilir. İlişki anlamında çok ferah çıkmış. Melek kanadı gibi çıkmış. Çok dua etmişsiniz, çok istemişsiniz bir şeyi, çok içten istemişsiniz ve dualarınız inşallah da kabul olur. Bakalım bir şey için çok fazla ikilemde kalmışsınız. Böyle siz burada ikiye ayrılmış bir düşünceyle bir süre ne yapacağınıza karar verememişsiniz ya da karar vermişsiniz, karar verdikten sonra bir anda değişmişsiniz. Şu yola mı gitsem, bu yola mı gitsem mi, gitmesem mi, yapsam mı, yapmasam mı? Yapayım dedikten sonra belki hemen vazgeçmiş, yapmayayım demişsiniz. Böyle bir kaos yaratmışsınız içinizde. Ne yapacağınızı bilememiş gibi olmuşsunuz. Ama hayat öyle bir şekillendirecek ki sizi. Her şey böyle çok güzel ve olumlu olacak. Böyle bir kendiliğinden çözülüverecek olaylar. Sizin böyle karmaşık duygularınız, bir anda değişen duygularınız aslında bir şekilde size doğru yolu gösterecek. Şans sizden yana gidecek. Böyle bir ferahlayacaksınız. Hayatınızda bakın giren çıkan biri varsa girecek tekrardan hayatınıza ya da yeni biri girecek. Böyle sizin hayatınızın olduğunu düşünelim. Biri böyle adım atıyor ve yavaş yavaş yürüyor. Size doğru gelen bir kişi var. Hayatınıza bir insan girecek. Bu insanı siz düşünün. Yani hayat arkadaşınız olabilir, çok iyi bir dostunuz olabilir ama hayatınızda önemli bir yer edecek bu kişi. Ve şurada masa başında çalışan bir insan var ve uzun bir yolu çıkmış. Uzun bir yolda olabilir ya da uzun bir yola çıkacak olabilir. Ama masa başında çalışan yakınınız varsa ya da siz bu kişiyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Bu insanın aldığı haberden sonra uzun bir yola gitmesi söz konusu olabilir. Aldığı haberle birlikte terfi olabilir, yeni bir iş alabilir, yeni bir iş için başka bir yere gitmesi gerekebilir. Yani başka bir şehre taşınabilir, başka bir ülkeye taşınması gerekebilir. Ama çok güzel olacak. O kadar temiz bir yolu var ki o kişinin.
İnanılmaz ferah, inanılmaz temiz bir yola çıkmış. Bu sizseniz sizin olacak ya da ailenizden biri olabilir ama bu masa başında çalışan kişiye gelecek haberle birlikte o kişinin hayatı çok değişecek, çok güçlenecek. Önünde bakın masası da böyle aslan gibi olmuş. Yani o iş hayatı diyorum ben buna. Çünkü masa başında ve masası böyle aslan gibi olmuş. Ona iş dünyasında çok büyük bir ekmek, para kazandıracak bu değişim. Siz olarak yorumlayalım bunu. Sizin hayatınızda olacak işinizle ilgili gelişmeler size hayatınızda çok büyük şekiller verecek. Maddi gücünüz artabilir, yaşadığınız yer değişebilir, şehir değişebilir. Ama o kadar ferah, o kadar iyi gelecek ki eğer ki ben çalışmıyorum, eşim ya da çocuklarım çalışıyor, bana bakıyor derseniz onların iş hayatındaki gelişmelerle birlikte hayatınız değişebilir. Sanki aydınlık bir döneme gireceksiniz. Bu masa başında çalışan birinin işinde artış olacak, gelirlerinde artış olabilir ve çok şanslı bir döneme gireceksiniz. Bakalım burada neler çıkmış. Burada sanki bakın böyle bir balık var. Şurası deniz gibi düşünün. Balık böyle büyük bir balık ama böyle kafa yarısı çıkmış, yarısı çıkmamış henüz. Üstünde de bir insan duruyor. Bir kısmetiniz olacak ama böyle yarılanmış, tam çıkmamış. Yani beklediğiniz, istediğiniz bir şey var ama hani böyle tam olmamış da yarısı olmuş. Belki bu ay yarısı olacak, yarısı da hani zaman içerisinde olacak ama kendini belli edecek. Yani istediğiniz şeyle ilgili bir hayatınıza birini almak istiyorsunuzdur. İşte hayatınızdaki biri girer, flört etmeye başlarsınız ama oldu mu olmadı mı sonuçlanmayabilir bu ay. İşte davalık bir şeyiniz vardır. Bu ay ilk duruşması olur. Evet, olumlu geçer ama daha sonuçlanmayabilir. Diğer yarısı sonra gerçekleşecektir. İşle ilgili işte ilk görüşmeye gidersiniz. İşinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu ay ilk görüşme olur ama tamamlanmadan, ay bitmeden yani tamamlanmayabilir. Böyle yarısı olacak, yarısı bir sonraki aya kalacak. Güzel bir gelişmeniz olacak. Bakın iki tane ayak çıkmış ama böyle silik bir şekilde. İki konuda değişiklik yapmak istiyorsunuz ve ne yapacağınıza da çok karar verememişsiniz düşünce aşamasında. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam böyle ama bir terazi gibi, bir tahterevalli gibi de çıkmış. Hayatın böyle denge unsuru hani önemli bir merkezinde hayatınızın bir karar verme aşamasındasınız. Bir şey için bir karar vermeniz gerekiyor ama öyle hassas bir konu ki yani ayağınızı buraya bassanız tahterevalli bu tarafa gelecek ve öbür taraf yükselecek, bu taraf düşecek. Hani buna karar verirseniz yani şekiller değişecek, dengeler değişecek diyelim. Bir konuda böyle karar verip yol aldığınızda şu anki durumunuzdan çok daha farklı durumuna düşecek hayatınız. Yani düşecek değil de değişecek diyelim. Dengelerin değişeceği bir noktada olacaksınız. Bunu kendiniz yorumlayın hayatınızla ilgili. Bir iş hayatınızda çok kritik bir noktaya gelebilirsiniz ve verdiğiniz kararla birlikte ya bu iş yerine kalıp ya da değişiklik yapıp ama belki de değişiklik sizin için iyi olur. Çok daha iyi olur hatta. Dengeleriniz değişebilir. İlişki anlamında kritik bir şey yaşayabilirsiniz. Eşinizle, partnerinizle ve alacağınız karar ve yapacağınız her adımda ilişkinin boyutu değişebilir, dengeler değişebilir. Bazen çok iyiye gider. Bu evlilik olabilir. Ya da işte ilişkiniz kötüyse düzelebilir, daha da iyiye gidebilir ama kötüye de gidebilir. Dengesi hassas olan bir konu, kritik bir konuda karar vermeniz gerekecek. Çok dikkatli olun. Ama şöyle iki tarafta aslında şeffaf ve ferah çıkmış. Aslında vereceğiniz karar doğru olacak bence. Her neye karar verirseniz temiz çıkacak. Yani biri siyah, biri açık renk olmamış vereceğiniz kararlarda. Büyük ihtimalle doğru karar vereceğinizi gösteriyor. İkizler Burcu'nun en zorlandığı şey karar vermektir ya da karar verir. Karar verdikten sonra fikri değişir. O değişkenlik onu çok yorar zihnen. Karar verdikten sonra da çok fazla düşünürsünüz. Karar verdim acaba öbürünü mü karar verseydim? Öbür yol benim için daha mı iyiydi? Diye sürekli analiz yaparsınız kafanıza. Sürekli yorarsınız kafanızı. Yormamaya çalışın. En doğru kararı mantığınızla hareket ediyorsunuz zaten normalde de. Mantığınızla hareket ederek karar verirseniz güzel bir şey olacak ama kritik bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Bakın şurada bir insan çıkmış böyle kucağında da bir çocuk gibi bir şeyini seviyor. Çocuklu biriyle ilgili bir haber gelecek size.
Eğer sizin çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili güzel gelişme olacak. Güzel bir haber alacaksınız. Sanki çocuğunuzla ilgili, bebekle ilgili, çocukla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Bu haber size gelecek. Ya çocuğunuzla ilgili ya da çocuk bekliyorsanız çocuk gelecek kucağınıza. Haberini alacaksınız. Güzel temiz bir gelişme. Hayatınızdan biri de gözünüzden düşecek. Bakın böyle merdivenlerden aşağıya inmiş bir insan var. Bu ay böyle yaşadığınız bir olayla birlikte çok değer verdiğiniz, böyle çok önemsediğiniz bir insan gözünüzden düşebilir. Böyle yavaş yavaş aşağıya inebilir. Bazen olur ya böyle, hani olmadık insanlara çok fazla değer veririz. Çok tanımadan, bilmeden bir sıfır önde başlar hayatımızda bizim için. Onu tanıdıkça aşağıya indirmeye başlarız. Ya da bir insan normal başlar ama onu tanıdıkça yükseltiriz. Çünkü çok iyidir. Beklediğimizden çok daha iyi çıkar ve gerçekten o böyle yukarıya doğru çıkar gözümüzde. Ama bir insan gözünüzden aşağıya doğru düşecek. Yaşadıkları, yaşattıkları sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla böyle siz insan kademe 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 böyle gözünüzde küçülmeye başlayacak, düşecek bir insan çıkmış. Sonra da bu kişiyi hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu bir arkadaşınız da olabilir. Artık bitmesini istediğiniz bir ilişki de olabilir. Böyle bir gelişme çıkmış. Bakalım burada başka neler çıkmış. Burada bir de şurada bir ev çatısı çıkmış. Yani ev çatısı bir ev kurmak. Yani bu ikili ilişki gördüm ya. Yani eğer ki ikili ilişkilerinizde güzel gelişme olacak dedim ya, evlilik kararı alabilirsiniz. Bir çatı kurulmuş. Ya da eşinizle birlikte karar verip evinizi değiştirebilirsiniz. Ama evinizle ilgili güzel bir gelişme olacak. Çok güzel hanede ve ilişkiler anlamında çok çıkmış bu fal. İlişkiler anlamında güzel gelişmelerin yaşanacağı bir fal bu. Çok fazlasıyla. Bence güzel, temiz de çıkmış. Sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı yok bence. Sıkıntılar belki de geride kalacak. Tabağımıza da bir de bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? İkizler Burcu'nun kahve falında bakalım. Şöylece bir bakınca şurada namaz kılan böyle oturmuş bir insan var sanki. Bir şey için dua ediyor ama önünüzde bir duvar var sizin. Yapmak istediğiniz bir şey var ama yapmak istediğiniz şey, dualarınızda istediğiniz, aşmak istediğiniz bir şey var. Yani o kişiyi aşamadığınız için sanki ulaşamıyorsunuz. O duvarı aşamadığınız için, o sorumluluğu aşamadığınız için, o tabularınızı aşamadığınız için yapamadığınız büyük bir duanız çıkmış. Yani çok dua ediyorsunuz olmasın ama bir şekilde o duvar, o engel yüzünden aşamıyorsunuz ve duanıza, istediğiniz şeye kavuşamıyorsunuz sanki. Onunla ilgili bir gelişme olabilir. Siz eğer bunun farkına varabilirsiniz. Farkına varmak da bazen neden aşamadığımızın farkına varmamız da güzeldir. Sorunu çözmemize neden olur. Ya da bu kişinin yüzünden yapamıyorum diyorsanız o kişiyi artık hayatınızdan çıkarıp devam etmek isteyebilirsiniz ama bu ay tekrardan yine engel olacak size. Dualarınızın ve yapmak istediklerinizin önünde durmuş bir nebze de. Belki farkındalığınız artacak ve bir sonraki ayda belki gerçekleşecek. Zaten kısmetinizin yarısı çıkmıştı, yarısı çıkmamıştı ya. Belki bu ay artık bir şeyleri görmeye başlayacaksınız ve bir sonraki ay artık çözüme kavuşturacaksınız. Büyük bir duanızın önünde engel olan bir insan çıkmış. Burada sürüngen gibi bir insan çıkmış. Yani hayatınızda böyle sizin sürüngen gibi etrafınızda olan, sizin kanınızı emen, duygularınızla beslenen, sizden beslenen bir insan çıkmış. Ama bu çok böyle faydalı bir insan değil. Bu sanki sizden yararlanmak istiyor gibi. Bunu uzaklaştırırsanız belki hayatınız biraz daha düzene girebilir. Böyle sürüngen gibi etrafınıza dolanan bir insan çıkmış. Onun haricinde tabakta başka bir şey çıkmamış ama büyük bir sıkıntı da yok. Dualarınız umarım gerçek olur. Dualarınız kabul olur. Yaşarsınız umarım güzel dualarınızı. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.